Müsait miydin? Bir imzan gerekiyor da. Müsaitim. Zahmet etmeseydin biriyle yollasaydın. Bahanem olsun istedim. Ne bahanesi? Yani aslında seninle konuşmak istedim biraz. Belki konuşuruz dedim yani. İstersen gidip kahve de alabilir misin? Teşekkür ederim. Bugün yeterince kahve içtim. Şey, Mert'in test sonuçlarına baktım. Gayet iyi, bir sorun yok, merak etme. Evet, çok şükür sisteme düşmüş. Ben de gördüm az önce. Bugün okulda biraz fenalaşmış ama neyse ki iyiymiş. Evet, neyle imza alıyorum ben, söyler misin? Aslında imza da bahane. Ne? Bak, ben konuya nasıl gireceğimi, nasıl başlayacağımı bilemiyorum. Herhalde en iyisi bodoslama girmek. Bizim senin yarım kalan bir konuşmamız vardı. Bence o konuşmayı bitirmemiz gerekiyor. Bak sen, ben sana Mert'in ameliyatından önce bana güveniyor musun dedim. Sen de sonuna kadar güveniyorum dedin. Hatırlıyor musun? Demek konu mühim. Evet, sen çok çok başarılı bir cerrahsın. Sana sonsuz güveniyorum ve bu güvenimi de boşa çıkarmadın. Teşekkür ederim. Derya, bak biliyorsun ben artık ilaçlarını düzenli olarak kullanıyorum. Biz ilk fırtınayı atlattık. Bazı şeyleri aştık yani, en azından konuşabiliyoruz. Tabii anlayabiliyorum. Yani sözlerin olmasa da sesin tonu kırgın, bakışların kırgın, gülümsemen kırgın. Ben bütün bu kırgınlıkları düzeltmek istiyorum, onarmak istiyorum Derya. Aslında bizim hikayemize kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Kıvanç, bizim hikayemiz diye bir şey yok. Bitti. Evet, olabilirdi. Dünyanın en güzel hikayesi olabilirdi, en huzurlu hikayesi olabilirdi ama sen o hikayeden beni çıkarıp attın. Ve ben kendimi artık o hikayeye ait hissetmiyorum. Anla. Öyle deme Derya. Bak öyle deme. Çünkü sen olmazsan benim hikayem de olmaz. Yarım kalır. Eksik. Kurak, yağmursuz kalır. Tamam mı? İnsanlar ayrılır, ayrılabilir. Ama aralarında aşk varsa, sevgi varsa tekrar birlikte olabilirler. Bir araya gelebilirler. Bizim hikayemizde tekrar... Tekrar diye bir şey yok Kıvanç. Senin yanıldığın bir yer var. Biz ayrılmadık ki. Bak, normal insanlar karşılıklı otururlar, konuşurlar, ortak karar verirler ve öyle ayrılırlar. Sen beni terk ettin. Arada dağlar kadar fark var. Anlıyor musun? Sen beni terk ettin. Sen beni terk ettiğinde ben kendimi o kadar değersiz hissettim ki. Derya, tamam öyle söyleme. Öyle söyleme. Sen çok değerlisin Derya. Sen çok kıymetlisin. Öl deseler senin için ölürüm. Diril deseler dirilirim. Tamam, haklısın. Senin tarafına geçip baktığımda sen sonuna kadar haklısın. Ben hayvan herifindekiyim. Çok büyük bir eşeklik ettim. Gerçekten. Seni deli gibi kıskandım. Kimseyle paylaşmak istemedim. Ama ben seni çok sevdim Derya. Beni böyle sevme Kıvanç. Kırıp dökerek sevme. Paramparça yaparak sevme. Bak, ben işimden, oğlumdan başka hiçbir şey düşünmüyorum. Her şeyden elimi eteğimi çektim. Ben artık kimseye güvenemiyorum Kıvanç. Kimseye, anladın mı? Derya, çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Sana güven duygusunu yaşatamadığım için çok özür dilerim. Ben o duygunu tekrar düzelteceğim, onaracağım. O boşluğu ben dolduracağım. O güzel yüzünü tekrar güldüreceğim. Haklısın, seninle konuşmam gerekirdi. Ama Asuman bekleme sonuna gelip Mert Derya'nın oğlu deyince ben deliye döndüm. Ne? Sana bunu Asuman mı söyledi? Ben senden
saklamayacağım. Evet Asuman. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Yani o da herhalde kendince vicdanını rahatlatmak istedi. Ne vicdanı ya? Ne vicdanı? Ben kendimi kötü hissettiğimde karşıma geçip bana vicdansızca bakan o. Ya ben ablama güvenmeyeceğim de kime güveneceğim Kıvanç? İnanamıyorum ya. Derya bak, ikimiz de hata yaptık. Ama en büyük hatam bu aşk için savaşmamak olur. Çünkü seni yana yakıla seviyorum ben Derya. Sen benim hayatımın kilit noktasısın. Zafer benim oğlum sayılır. Lütfen hayatımda kal. Mert ikinci oğlum olsun. Yaşamak unut.